Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ya iyi bir sistem. Fenerbahçe'nin sorunu en başından beri ne yaptığına ilişkin bir fikri olmaması Fenerbahçe yönetiminin. Sayın Ali Koç'un tam olarak ne istediğini karar vermedi mi diyorsun. Yüzde yüz karar vermedi. <laughs> Fenerbahçe ne oluşturmaya çalışıyor? Fenerbahçe yıldızlar karması olup işte Galaktikos gibi yani Madrid gibi bir takım mı olmaya çalışıyor? Fenerbahçe atlet bir takım mı olmaya çalışıyor? Fenerbahçe teknik bir takım mı? Fenerbahçe hücum sert bir takım mı olmak istiyor? Fenerbahçe'nin ne olmaya çalıştığı ile ilgili kurulan kadrolara baktığın zaman inanılmaz bir belirsizlik var. Getirilen hocalara baktığın zaman da inanılmaz bir belirsizlik var. Yani her sene başka bir ekol, her sene başka bir transfer gündemi ve her sene farklı farklı sistemler deniyor Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla Doğru düzgün bir sistemi olmadığı için de başarılı olamıyor. Şimdi bir transfer diyor Barış Şurlu, ve veya kız transferle ilgili hep konuşuruz transfer mevzusunu. Al her sene al kaç tane oyuncu aldı? Aldın, iyi oyuncuları aldın. Hı hı. 10 tane aldın. 20 tane aldın. 30 tane oldu. 40 oldu. 50 oldu mu? 50'yi geçti mi şu anda? 50 tane oyuncu aldın. İçinde yıldızlar da var. Var. Eski yıldızlar yani biraz daha kalibresi düşmüş Yıldızlar da var. Biraz daha yaşı geçmiş yıldızlar da var. Ee, yıldız adayları var. Ee, Alo Emre abim var. Komoli geldi. Hadi Komoli var. Var da var. Devamlı bir şey geliyor Fenerbahçe'ye. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Sonuç ne oluyor? Ya sonuç, ya Fenerbahçe şunu anlamıyor. 60 tane transfer yapıyorsun. Ama Slavya Prak gelip seni yeniyor. Lö İstanbul'da ev bakıyor. İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ninlö ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Yunan basını bu iddiaları yaptığı bir haberle başka boyuta taşıdı. Haberde 62 yaşındaki Alman çalıştırıcının İstanbul'da ev aramaya başladığı iddia edildi. Haberin devamında ayrıca Löw'ün Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atacağı, bunun karşılığında ise 20 milyon euro alacağı ayrıntısı da haberde paylaşıldı. Sarı lacivertli yönetim, Löv'ün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Samandıra tesislerinde de Alman çalıştırıcının isteklerine göre bazı değişikler yapılacak. Bu konuda da ön çalışmalar başladı. Yönetimin kısa süre içinde Löv'ü açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'de taraftarı mutlu eden tek isim Arda Güler oldu. Ligde zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, Önceki günde UEFA Konferans Ligi son 16 playoff turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarların ortak görüşü kötü giden sezonun tek karının Arda Güler olması yönünde. Henüz 16 yaşında olan ve 25 Şubat'ta 17 yaşına girecek olan Arda Güler, Slavia Prag karşısında görev aldığı uzatmalar dahi 20 dakikalık periyodda milyonlarca Fenerbahçeli'nin kalbine taht kurmayı başardı. Duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldızın özellikle Fenerbahçe'nin kendi köşe gönderi yakınlarında yaptığı topuk çalımı ve Ferdi Kadıoğlu'na çıkarttığı pas görüntülenme rekorları kırarken, taraftarların büyük çoğunluğu takımın yeni fenomeni olarak Arda Güler'i gördüklerini sosyal medya üzerinden paylaştılar. Bu kadar kötü giden bir sezonda şampiyonluk şansını kaybeden, kupadan elenen, Avrupa Ligi'nden konferans ligine düşen, Orada da ilk maçında evinde yenilerek hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertlilerde artık konuşulan tek konu kadroda köklü revizyonun gerekliliği. Yaşları ilerlemiş. Futbol oynama isteği gerilemiş milyon euro ödenen futbolcular yerine formanın artık Arda Güler'e verilmesini isteyen taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından 24 saat boyunca Arda Güler'e artık takımın banka oynayan oyuncusu olarak görmek istediklerini belirten paylaşım yaparak İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetiminin bu sese kulak vermesini istediler. Slavia Prag karşısında uzatmalar dahi 20 dakika sahada kalan Arda Güler'i maç boyunca alkışlayıp teşvik eden taraftarlar, genç yıldızın istatistikleri karşısında da adeta büyülendiler. 12 pasta 12 isabet yaparak %100 pas isabetiyle oynayan 16 yaşındaki Arda, maçta 2 kilit pas attı, girdiği 5 ikili mücadelenin 4 ünden başarıyla çıkmayı başardı, 3 ü başarılı 4 dripling yaptı, 2 dakika içinde ancak bir orta yapma fırsatı yakaladı o ortada hedefine ulaşınca taraftarlardan Arda, Arda diye destek aldı. Slavia Prag karşısında alınan yenilgi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, birbirlerine sarılan ve omuz omuza koşan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in fotoğrafını paylaşarak, 22 yaşında Ferdi, 16 yaşında Arda. İşte bizim için gecenin özeti paylaşımları yaptılar. Taraftarlar ayrıca Sosa 90 dakika 0 kilit pas, Arda 20 dakika 2 kilit pas. İşte gecenin özeti yorumunu da yaptılar. Fenerbahçe'de sol bek sürprizi. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Mincae, adalesindeki ağrı nedeniyle Slavia Prag maçında oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerde oyuncunun adalesinde sertleşme tespit edildiği ve herhangi bir yırtığa rastlanmadığı bildirildi. Kimin yarınki Hatay Spor maçına kadar dinlenmeye yönelik program uygulayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki stoperin oynama ihtimali %50. Fenerbahçe'de sol bekteki tercih. Kim Min Wai'nin sakatlık durumuna göre netleşecek. Güney Koreli oyuncu Hatay maçına yetişirse sol bekte Attila Sızalay'ın görev alma durumu var. Bu durumda stoperde Kim Min Jae ve Marcel Tisserand ikilisi yer alacak. Kimin yetişmemesi halinde ise Tisserand Sızalay ikilisi stoperde olacak. Sol bekte ise Çağatay Kuru kalıp oynayacak. Çatay bu sezon A takımda hazırlık maçları dahil hiç görev yapmadı. Fenerbahçe taraftarından Ferdi Kadıoğlu ve sözleşme çılgınlığı. Sosyal medya yıkıldı. Fenerbahçe'de gündem Ferdi Kadıoğlu. Sarı lacivertli takım Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 yenilerek son hedefi UEFA Konferans Ligi'ni de tehlikeye atarken Ferdi bir gol, bir asistle maçın yıldızı olmuştu. Tribünlerin maç sonunda alkışladığı tek isim olan genç ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hala kontrat yenilenmemesi nedeniyle endişeli olan taraftarlar sosyal medyada Ferdi'ye sözleşme veralikoz etiketi açtı. 22 yaşındaki oyuncu için başlatılan kampanyaya kısa süre içinde çok sayıda mesaj geldi. Sarı lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeleri sürdürüyor. Ancak henüz imza aşamasına gelinmedi taraflar arasında yıllık ücret konusunda fark olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki hafta gelişme olabileceği ifade edilirken, ezeli rakiplerin pusuda beklediği gelen haberler arasında. İngiliz basını, Brighton'ın da Ferdi'ye 5 yıllık kontrat önerdiğini yazmıştı. Ferdi ise kendisinin saha içine odaklandığını açıkladı. Sözleşme konusunda menakerinin ve kulübün gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi. Serdar Aziz takımla çalıştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle Konferans Ligi'nde oynanan Slavia Prag maçı kadrosunda yer almamıştı. Deneyimli futbolcu, sarı lacivertlilerin bugün yapılan idmanında ise takımla çalışmalara katıldı. 31 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 16 karşılaşmada 1086 dakika süre aldı.